Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli paça çorbası yapacağız. Şimdi kasaptan aldığımız paçalarımızı güzelce tüsüleyeceğiz. Bu işlemi tehlikeli olduğu için babamdan rica ediyoruz. Yüksek ateşte bunu tüsüleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir yerinde kıl kaldıysa Onlar gitmiş olacak. Bu zaten temizlenmiş paça arkadaşlar. Biz emin olmak için tütsülüyoruz. Tütsülemiş olduğumuz paçaları arkadaşlar sirkeli suyla 2 saat boyunca bekleteceğiz. Suyumuzu dolduralım. Bu hem paçanın içindeki pis kokuyu alacak arkadaşlar, hem de varsa içindeki bakterileri öldürecek. Suyumuzu koyalım arkadaşlar. Sirkemizi ekleyelim. Üzüm sirkesi arkadaşlar. Kapağını kapatıp 2 saat boyunca bekleteceğiz. Tamam. Arkadaşlar, sirkeli suda beklettiğimiz ayakları telle sürterek yıkıyoruz. Arkadaşlar, hepsini bu şekilde tertemiz yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar, güzelce yıkadığımız ayakları düdüklü tenceremize dolduruyoruz. Ayaklarını kapatacak kadar su koyacağız. Üzerine kapatacak kadar su dolduruyoruz. Arkadaşlar, bir tane de soğan koyuyoruz tüm olarak. Arkadaşlar, bunu ocağımıza koyup kaynayacağına kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar, kaynadıktan sonra üzerindeki köpükleri toplayacağız. Arkadaşlar, kaynamış olan ilk suyunu dökeceğiz. Bu ilk suyu. Arkadaşlar, bu su ayakları dezenfekte için dezenfekte ettik. Arkadaşlar, kaynamış olan suyumuzu döküyoruz. Çekmedin değil mi onu? Arkadaşlar, şimdi üzerinden yeniden sıcak su koyuyoruz. Arkadaşlar, üzerinin geçecek kadar su koyduk. Şimdi 2-3 tane de defne yaprağı atacağız. Arkadaşlar, defne yaprakları ayağımızın pis kokusunu alacak. Kaynayıncaya kadar bekleriz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra köpüğü alacağız. Didikli penceremizle böyle pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, 1,5 saat sonra açacağız. 1,5 saat doldu arkadaşlar. Şimdi etleri kemiklerinden ayırıyoruz. Arkadaşlar,
Arkadaşlar, çorbamızın meyhanesini hazırlıyoruz. Bir kaşık tereyağı. Bir kaşık tereyağı. Arkadaşlar, bir yemek kaşığı un döküyoruz. Arkadaşlar, kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar, unumuzu iyice açıyoruz. Ufak topak olmayacak. Arkadaşlar, etimizi koyuyoruz. Unumuzu açtık. Arkadaşlar, kuzu ayaklarımızı koyduğumuz suyu tekrardan boşaltıyoruz. Arkadaşlar, ocağımızın altını açıyoruz tekrardan. Karıştıralım. Yarım bardak sirkeyi koyuyoruz. Arkadaşlar, yarım bardak sirkeyi koyuyoruz. Arkadaşlar, sarımsağımızı koyuyoruz. 3 diz sarımsak. Arkadaşlar, damak tadınıza göre tuzunuzu atın. Arkadaşlar, şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Arkadaşlar, bu sos kaynarken üstü için bir sos daha hazırlayalım. Arkadaşlar, bir adet yumurtanın sarısını kullanacağız. Arkadaşlar, bunun içine el yapımı yoğurt koyacağız, 2 kaşık. Arkadaşlar, iyice çırpacağız. Arkadaşlar, yoğurtla yumurta özdeşene kadar iyice çırptık. Arkadaşlar, şimdi etimizin sıcak suyunu ekleyeceğiz. Onun üzerine etimizin sıcak suyunu ekleyeceğiz. Dur bakayım. Alırken göstereyim. Açtım. Etimizin sıcak suyundan aldık. Arkadaşlar, etimizin sıcak suyundan aldık. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş döküyoruz. Yumurtanın kesilmemesi için çok yavaş koyacağız. Yumurtanın kesilmemesi için çok yavaş koyacağız arkadaşlar. Bir su daha alacağız.
Arkadaşlar bir su daha alacağız. Arkadaşlar son meyhanesini de içine ekliyoruz. Karıştırarak yavaş yavaş. Karıştırarak yavaş yavaş. Şimdi sarımsak dövdük. Bunu çorbamızın üzerine koyacağız değil mi kızım? Evet baba. En son sosumuz bu. İçine biraz sarımsak döküyoruz. Sirkeyi döküyoruz. Arkadaşlar içine birazcık sirkeyi döküyoruz. Evet. Üzüm sirkesi. Arkadaşlar bu arada kullandığımız sirke üzüm sirkesi. Bu niye böyle kötü oldu rengi? Yok tamam kötü değil. Sarımsaklı sirkemiz de hazır. Arkadaşlar sarımsaklı sirkemiz de hazır üzerine koymak için. Keçi ayağımızın. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Arkadaşlar şimdi sunumunu yapacağız. Arkadaşlar üzerine sirkeli sarımsak döküyoruz. Bolca. Bolca. Toz biber. Toz biber. İsol. İsol. Karabiber. Biber. Arkadaşlar bunların hepsini karıştırıyoruz. Tadımını yapıyoruz. Tanımını yapıyoruz. Keşke bu tadı ve kokuyu size gönderebilseydim de. Arkadaşlar keşke bu kokuyu tadı size gönderebilseydim. Ne al ben seni çekeyim tadını. Çok güzel. Bekle. Çok güzel arkadaşlar. Bence deneyin derdim. Hadi bir kapanış yap ondan sonra iç çorbanı. Kapanış yapın hadi. Arkadaşlar bir yemeğin de sonuna geldik. Bunu yapıp afiyet olsun size. Güzel yorum yazmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Afiyet.